Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Ermenistan'dan bir haberle başlayalım. Ermenistan kendi sektöründe drone üretimini hızlandırdığını duyurdu. Videoda gözümüze takılan farklı modeller rahatça görülebilir. Modellerden birisi İsrail yapımı Orbiter drone ile gerçekten benzer özelliklere sahip. Ülkemizden önemli bir gelişme aktaralım. İnşası devam eden TCG Anadolu gemimizin son hali paylaşıldı. Geminin üst yapılarında çalışmaların hız kazandığı görülmekte. Yine Suudi Arabistan ile Azerbaycan arasında dün bir anlaşma imzalandı. Akba Power şirketi yani Suudi Arabistan'lı şirket Azerbaycan'ın ilk rüzgar enerji şirketini kuracak Bu anlaşma daha geniş enerji işbirliğini açabilir. Azerbaycan ve Suudi Arabistan arasındaki potansiyelin giderek artacağı belirtilmiş. Yine Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya ulaşımını sağlayan yoldan geçişine izin vermeyen Ermeniler, Goris, Kapan ve benzeri yerlerde Azerbaycan sınırında kalan yolları kullanmak için Rusya'ya başvurdu. Şuşa'ya ara yollardan giden Azerbaycanlı kamyonların yollarda kaldığı görülüyor şeklinde bir video paylaşılmış. Yine Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirket arasında Türk Tipi Bot Tasarım Sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayisi'nin özel haberine göre 2006 yılından günümüze dek Türk Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerinin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği tasarım, inşa ve modernizasyon projelerinde elde ettiği tecrübe sayesinde Türk tipi bot yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle STM savunma teknolojileri mühendislik ve ticaret anonim şirketi tarafından geliştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan projeyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları en üst seviyede karşılayacak şekilde yüksek süratli denizcilik kabiliyeti yüksek ve modern sistemlerle donatılacak botun ön ve kontrat tasarım çalışmaları gerçekleşecek. Libya'ya gidelim. Afrika'nın incisi Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağı'yı görmektesiniz. Yanındaki kişi tabii ki de Baykar'ın CEO'su. Baykar firması ve İçişleri Bakanlığı arasında güvenlik ve emniyet alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşmeler yapıldı. Burada Libya'nın çok sayıda bayraktar alacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yine İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri son dönemdeki Karabağ, Libya, Suriye ve benzeri yerlerde Türk siyalarının etkinliğini örnek göstererek daha ucuza üretilen siyalardan satın almak istediklerini belirtti. Bizzat İngiliz yayın sitesi The Guardian'da siyamızın fotoğrafını görmektesiniz. Birleşik Krallık Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası daha düşük maliyetli iyalar tedarik etmek istiyor. Türkiye'nin TB2'leri bölgedeki askeri dengeyi hızlı bir şekilde değiştirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı Karabağ'dan aldığı derslerden yola çıkarak düşük maliyetli yalar istiyor. TB2'lerin maliyeti 1 veya 2 milyon dolar arasında yine Karabağ'dan ders çıkaran İngilizlerin yeni bir siyah geliştirme sürecini de başlatması bekleniyor. Bir diğer haberimiz Tunuslu Dışişleri Bakanı Osman El Cerendi ile Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir Siyal arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Cerendi, Tunus hükümeti ve halkı olarak Libya krizinin siyasi çözümünden yana olduklarını ve ülkede yeniden güven ve istikrarı sağlamaya dönük çalışmaları desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Muhammed Tahir Siyala ise Cumhurbaşkanı Key Said liderliğinde Tunus'un Libya'da barışın tesisi konusunda oynadığı rolden ve Libya siyasi diyalog toplantılarına sunduğu katkıdan bahsetti. Bir diğer haberimiz Libya'nın komşu ülkesi Cezayir'den Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun 60 günlük tedavinin ardından Almanya'dan Cezayir'e döndü döner dönmezde bir açıklama yaptığını belirtelim Bir diğer haberimiz Rusya'dan Rusya Coğrafi Cemiyeti 2020 yılındaki en iyi buluntular açıkladı Bunlardan biri, Astarhan ilindeki Semibura köyünde bulunan Abbasilere ait gümüş dirhem yani 8. yüzyılın sonu arkeologlar paranın bulunduğu yerde bir Hazar şehrinin olabileceği görüşünde 2020 yılında buradaki kazıların arttığını da hatırlatalım. Yine dün Pakistan lideri İmran Han yaptığı paylaşımda Özbekistan Ulaştırma Bakanı Makkamov İlkan bugün Başbakan İmran Han ile görüştü. Her iki tarafta Özbekistan, Afganistan, Pakistan demirci hattı projesini sürdürme konusunda anlaştı. Afrika'dan bir haberimiz var. Afrika'dan veriler şeklinde merhaba Afrika sitesinde bir haber paylaşılmış. En çok alışveriş merkezine sahip olan Afrika ülkeleri. Güney Afrika 1785 alışveriş merkezi, Nijerya 106, Kenya 66, Mısır ise 53 alışveriş merkezinin bulunduğu belirtilmiş. Güney Afrika'nın diğer ülkelerin birkaç misli olduğunu görmekteyiz. Yine maskesiz gülümse mesafeden kurtul şeklinde paylaşılmış. 3 milyon doz Sinovac üretimi COVID-19 aşısı başkent Ankara'ya ulaştı. Çin'den gelen aşılardan bahsediyoruz. Bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde yaptığı paylaşımda aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız şeklinde bir paylaşım yaptı. TİKA'dan bir haber aktaralım. TİKA, yeni tip virüsle mücadeleye destek vermek amacıyla Gürcistan'da Güney Osantya mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere maske, eldiven, sabun, dezenfektan ve hijyen malzemesi verdi şeklinde TİKA tarafından bir paylaşım yapılmış. Çindisi köyüne gelen TİKA Tiflis koordinatörü Necla Demirdağ, mağdur kişilerle bir araya gelerek onlara yardım kolilerini teslim etti. Ardından Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkalini, yeni tip virüs salgınına karşı mücadelede Türkiye'ye, Gürcistan'a son derece önemli yardımlarda bulunduğu için Teşekkür ediyoruz açıklamasını yaptı. Gürcistan için bu konular son derece önemli. Gürcistan'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirdiğini ifade ederek Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile bu yönde önemli adımlar atıldığını kaydetti. Türkiye ile Gürcistan'ın iki komşu, dost ve stratejik ortak olduğunu da vurgulayan Zalkalini, bu yıl virüs salgınına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti. Zalkalini bu yılda Türkiye ile bizim stratejik ortaklık ilişkilerimiz çok yoğun ve verimliydi. Burada özellikle belirtmek isterim ki küresel salgınla mücadelede Türkiye bize olağanüstü yardımlarda bulundu. Komşumuza özel minnettarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum açıklamasını yaptı. Sizlere buna özel iki video yapmıştık. Son gelişmeyi aktaralım. Pakistan'da Lahore Yüksek Mahkemesi, Lahore Atık Yönetim Şirketi ile Albayrak ve Özbak grubu arasında yaşanan anlaşmazlıkta Türk şirketini haklı bularak tüm araç, makine ve teçhizat ve atölyelerin geri verilmesine karar verdi. Önemli bir gelişme İslamabad'da Yargıç Şahit Kerim Başkanlığı'nda Lahore Yüksek Mahkemesi, Laur Atık Yönetim Şirketi ile Albayrak ve Özbak Grubu arasındaki anlaşmazlığa ilişkin Duruşma dün gerçekleşti. Duruşmada dediğimiz gibi Türk şirketlerin lehine bir karar çıktı. Bununla ilgili tüm haberi de Anadolu Ajansı'nın sitesinden okuyabilirsiniz. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.